Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Bakara suresi sayfa 19'u okuyorduk. Sayfa 19'un ilk yarısını ele almıştık. İnşallah bu dersimizde bu sayfanın kalan diğer yarısını okuyacağız. Allah hepimize zihin açıklığı versin diyelim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz gâle. Bakın arkadaşlar yine pertek. Lütfen bu pertekleri unutmayalım. İz qâle lehu rabbuhu eslim. Rabbuhu eslim. Peki arkadaşlar hatırlayın, burada meddi munfasıl mı vardı, meddi muttasıl mı? Bakın uzatma harekesinden sonra elif gelmiş ve bunlar farklı kelimelerde bulunuyorlar. O zaman meddi muttasıl mı, meddi munfasıl mı? Düşünün arkadaşlar. Meddi munfasıl değil mi? Munfasıl arkadaşlar. İz gâle lehu rabbuhu eslim. Gâle eslemtu li rabbil âlemin. Gâle eslemtu li rabbil âlemin. Ve vassâ biha İbrahimu. Bakın yine arkadaşlar uzatma hareketinden sonra elif gelmiş. O zaman bu meddi munfasıl mı, meddi muttasıl mı? Bakın ikisi ayrı, farklı kelimelerde bulunuyorlar. Bakın yukarıdakinin aynısı arkadaşlar. Bu da meddi munfasıl. Ve vassa biha İbrahimu benihi ve Ya'kub. Ve Ya'kub. Bakın B'yi cezimli yapıp durdum ve B'nin üzerinde de vurgu yaptım. Ve Ya'kub, durak işareti var zaten. Ya beniyye innallâhe estafâ. Bakın niye Allah lafzının lamını kalın okudum? Çünkü Allah lafzından önceki harfin harekesi nedir? Üstündür. Üstün veya ötre olursa biz ne yapacağız? Allah lafzının lamını kalın okuyacağız. Ama esre olursa bundan önce arkadaşlar, o zaman ne yapacağız? Lamı ince okuyacağız. O zaman burada ne yapacağız? Kalın okuyacağız değil mi arkadaşlar? Bir daha alalım. Ya beniyye innallâhe estafâ lekumud dîne felâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. Ya beniyye innallâhe estafâ lekumud dîne felâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. Em kuntum şuhedâe iz hazara Ya'kûbel mevt. Bakın mesela nefesim yetmedi, burada durdum ama la diyor, burada durmam, bir daha geriden alacağım. İz hazara Ya'kûbel mevt iz gâle li benîhi mâ te'budûne min ba'di. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل. Bakın nefesim yetmedi. Nasıl duruyorum? Sonunu cezim yaparak duruyorum. وإسماعيل. Bir daha geriden almak zorundayım. Hatırlayın arkadaşlar. Ve İsmail ve İshak ilahen vahida. Ve İsmail ve İshak ilahen vahida. Ve nahnu lehu muslimun. Ve nahnu lehu muslimun. Bu neydi arkadaşlar? Meddi arızdı değil mi? Ayet sonlarında böyle uzatarak duruyorsak meddi arızdır. Ama uzatmadan bir sonraki ayete geçersek ne olur arkadaşlar? O zaman burada da meddi tabii meydana gelir. Mesela diyelim ki uzatmadan diğer ayete geçiş yapalım. Ve nahnu lehu muslimun tilke. Bakın ne yaptım? Bir elif miktarı kadar uzattım. Diğer ayete geçtim. Ama meddi arız olduğu zaman nasıl olur? Ve nahnu lehu muslimun. Ve nahnu lehu muslimun. Tilke ummetun kad halet.
Tilke ummetun kad halet. Leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum. Ve la tus'elune amma kanu ya'melun. Ve la tus'elune amma kanu ya'melun. Sadakallahul azim. Şimdi bir kere daha baştan alalım değerli arkadaşlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz qala lehu rabbuhu eslim qala eslemtu li rabbil alemin. Ve biha İbrahim benihi ve Ya'kub. Ya beniyye inna Allah istafa lekumud din fela temutun illa ve entum muslimun. Em kuntum şuhada iz hadar Ya'kub el mevtu iz qala li benihi ma ta'budun min ba'di. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Evet değerli arkadaşlar, bu şekilde bu dersimizin de sonuna geldik. Umarım güzel ve faydalı dersler oluyordur arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.